yaptı. Bir gemi daha göndereceğiz dedi. Şu anda hali hazırda Doğu Akdeniz'de bir sismik ve iki arama gemisi bulunuyor. Çavuşoğlu'nun bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dördüncü gemi de gönderilecek dedi. Yani bu doğal olan bir şey. İşte o gemilere eşlik eden savaş gemilerimiz var. Burası Türkiye, burada Avrupa Birliği ile ve diğer ülkelerle bu bölgede kendi ekonomik münhasır bölgesinin sınırlarını çiziyor. Bugüne kadar çizilmemiş olan sınırlar bunlar. Bunun arkasında bazıları şımarıkça davranıp buraları kendilerininmiş gibi davranmış olabilirler. Burası Mavi Vatan denen bir parça. Bu Mavi Vatan'ın sınırları şimdi çiziliyor. Bakın, çok yakın geçmişte dört denizde Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir tatbikat yaptı. Bütün bunlar bu Mavi Vatan'ın sınırlarının hem askeri anlamda hem ekonomik münhasır bölge anlamda çizilmesinin göstergesi. Sayın Bakan'ın açıklaması ve bir geminin daha gönderilecek olması bununla ilişkili, o ekonomik münhasır bölgenin sınırlarının çizilmesiyle ve Avrupa Birliği'ne de bu sınırların nereden geçtiğini göstermesiyle ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımız G20 zirvesinde Osaka'da Fransız Başkanı Macron'a bunu söyledi. Sizin orada ne işiniz var? Şimdi Fransız firmaları, İtalyan firmaları, Amerikan firmaları Güney Kıbrıs Rum yönetiminden, gayrimeşru olan Güney Kıbrıs Rum yönetiminden sanki uluslararası hukuka dayanarak, sanki onunla uyumlu, ona uyan bir takım ayrıcalıklar elde etmişler gibi gelip burada bizim hemen yanı başımızda kaynakları arıyorlar, değil mi? Doğalgaz ve likit gaz kaynaklarını arama hakkını kendilerinde buluyorlar. Tamamıyla o hukuk dışı uygulama içerisinde ve biz burada kendi ekonomik münhasır bölgemiz içerisinde bunu becermeyeceğiz, yapamayacağız. Yani artık herhalde Avrupalı liderlerin de bir yerde kendilerine bu konuda işte çeki düzen vermeleri zamanı geldi gibi görünüyor.